Netap her iki lider tam 3 saat görüştükten sonra uzun süren bir basın toplantısında hem zirveyle ilgili kendi değerlendirmelerini aktardılar hem de gelen bir dizi soruyu yanıtladılar. Genel olarak değerlendirmek gerekirse geçen hafta Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Putin arasında yapılan görüşmeye kıyasla bugün çok daha ılımlı mesajlar gündemi belirledi diyebiliriz. Basın toplantısında ilk önce Putin söz aldı. Putin Ukrayna krizinde ülkesinin kendi çizgisinden ödün vermeyeceğini belirtti. Ancak diyaloğa açık olduğunu da söyledi. Avrupa güvenliği konusunda Batı ile birlikte işbirliği içinde olmaya hazır olduğunu belirten Putin, müzakere yolunda gitmeye hazırız diye konuştu. Putin, Ukrayna'nın NATO'ya üye olma arzusuna atıfta bulunarak, NATO'nun Sınırlarımıza doğru genişlememesi gerektiğini Scholz'e söyledim. Batının güvenliğini başka ülkelerin güvensizliği üzerine kurmaması gerektiğini söyledim. Rusya'nın zorla çevrelenmeye çalışılması bize yönelik bir tehdittir. Bunu böyle algılıyoruz ve Rusya haliyle buna müsaade etmeyecektir şeklinde konuştu. Ülkesinin Amerika ve NATO ile güven e, tazeleyici, güven artırıcı önlemleri e, yeniden müzakere etmeye hazır olduğunu söyleyen e, Rusya lideri bu kapsamda Donbas ve Lugans bölgelerinin konumunun da ele alınmasını önererek bu bölgeler için özel bir statü istediklerini açıkladı. Rus Duma e, parlamentosu bugün ee, Ukrayna sınırları içindeki ayrılıkçı Donbas ve Lugansk bölgelerinin bağımsızlığını tanıma çağrısı yapmıştı. Ee, Fransız Alman arabuluculuğu altında imzalanan Minsk anlaşmaları ise bu bölgelerin nihai olarak e, Ukrayna'nın e, Kiev'in kontrolüne geri verilmesini e, amaçlıyor. Putin Ukrayna sınırında konuşlanmış bazı birliklerin tatbikatlarını tamamladıktan sonra üstlerine geri döndüğünü de doğruladı. Ukrayna ile bir savaş ihtimalini nasıl görüyorsunuz şeklinde bir soru üzerine Rusya'nın savaş istemediğinin altını çizen Putin. Bunu istiyor muyuz? Elbette hayır. Tam bu nedenle bir müzakere süreci için somut önerilerde bulunuyoruz dedi. Almanya Başbakanı Scholz de diyalog çağrısını yenileyerek diplomatik seçeneklerin sona ermediğini, tükenmediğini söyleyebilirim. Bu nedenle acilen gelimi düşürmek gerekiyor şeklinde bir ifade kullandı ve buna örnek olarak Normandiya formatını verdi ve bu formatın anlaşmazlığı çözmek için iyi bir e, çözüm oluşturduğunu, çözüm oluşturacağını söyledi. Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askerlerin bir bölümünü e, tatbikatların sona ermesinin ardından geri çekmesini olumlu bir işaret olarak tanımlayan Scholz'un Avrupa'da sürdürülebilir ve kalıcı bir barış Rusya'ya karşı değil Rusya ile oluşabilir sözü dikkat çekerken NATO ve Avrupa Birliği'nin de bunu aynı bu şekilde yorumladığını belirtti. Scholz kendisinin Avrupa'da savaş görmemiş bir kuşaktan geldiğini ve bu yüzden herhangi bir savaş tehlikesini engellemek şeklinde bir görev üstlendiğini kendi kuşağının belirtti. Böyle bir konuşma yaptı. Bu arada putin Scholz görüşmesinde iki lider Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığı görüşmede olduğu gibi çok uzun bir masa etrafında oturdular. Bir Alman gözlemci bugünkü masanın Macron'un oturduğu 4 metrelik masadan daha da uzun olduğunu, 6 metre olduğunu idderken iddia ederken, ederken Scholz'un da Macron gibi Rus PCR testini yapmayı reddettiği ve bu nedenle bu uzun masa etrafında iki liderin birbirine karşılıklı olarak oturması kararının alındığı haber verildi.